Galatasaray Fabian Balbuena transferini bitirdi. Galatasaray bir yandan lige kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek istiyor. Fatih Terim'in gözdelerinden Fabian Balbuena'yı bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılar, Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Paraguaylı Yıldız'la büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Balbuena'ya transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılar, pazarlıklarda son aşamaya geldi. Paraguaylı oyuncunun teklifi kabul ettiği, ancak kaç yıllık sözleşme olacağı konusunda bir mutabakata varılamadığı öğrenildi. Fabian Balbuena'nın da Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği söyleniyor. Yıldız futbolcu sezon başında Galatasaray'ın gündeminde yer almış, ancak Sarı Kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Fabian Balbuena bu sezon Premier Lig'de 12 maçta görev aldı ve çıktığı bu karşılaşmalardan bir golle ayrıldı. 29 yaşındaki Yıldız isim 4 yıllık bir sözleşme imzalamak isterken Galatasaray 2+1 yıllık bir sözleşme öneriyor. Galatasaray'dan Luis Abraham harekatı. İşte sunulan teklif. Lige 4 gola sarılan ve transfer çalışmalarını da devam ettiren Galatasaray, takıma yeni bir yıldız katabilmek için harekete geçti. Sarı Kırmızılı takım Vélez Sarsfield takımında kariyerini sürdüren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luis Abraham için Perulu oyuncuya teklifini iletti. İşte detaylar. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımda hala bazı bölgelerde eksiklik hisseden Aslan da kaliteli oyuncu arayışları sürerken yönetimde maliyeti düşük ya da bonservis bedeli olmayan oyuncular için çalışıyor. Sarı Kırmızılılar ödeyeceği yıllık ücretler konusunda da oldukça hassas. Yönetim bonservissiz bir oyuncu alacak olsa bile maaşı minimumda tutmayı planlıyor. Peru basınında yer alan haberde Luis Abraham'ın Galatasaray forması giyebileceği iddia edildi. Aynı haber Sarı Kırmızılıların Perulu futbolcuya yıllık 750 bin euro teklif ettiğini yazdı. 24 yaşındaki yıldız futbolcunun piyasa değeri 6.8 milyon euro. Vélez Sarsfield'in 2018 yılında Sporting Cristal'dan alırken bonservisine 500 bin euro ödediği Luis Abraham, Vélez kariyerinde çıktığı 72 maçta 3 gol 2 asistlik performansla oynadı. Galatasaray, Vélez Sarsfield'ın sözleşme teklifini kabul etmeyen Luis Abraham'ın menajeriyle de temas kurdu. Sarı Kırmızılar, Perulu savunmacının transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti. Bazı kaynaklara göre şimdiden bitti denilen transferin sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Galatasaray, Tyrick Mitchell ile anlaşma sağladı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, şampiyon olarak Devler Ligi'ne yeniden katılmanın hesaplarını yapıyor. Gelecek sezonda Devler Ligi'nde gruptan çıkacak bir kadro oluşturmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bu doğrultuda ilk transferini büyük ölçüde bitirdi. Saracchi'nin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle sol bek bölgesine bir oyuncu alacak olan Galatasaray, kontratı sezon sonunda bitecek olan Tyrick Mitchell ile anlaşma sağladı. Kariyerinde çıktığı karşılaşmalarda etkili bir oyun sergileyen yetenekli sol bek, Fatih Terim tarafından Saracchi'den çok daha iyi bir oyuncu olarak Avrupa futbol piyasasına sunulacak. Böylece Galatasaray hem Saracchi'den daha uygun maliyetli bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirmiş olacak, hem de gelecek sezonlarda Tyrick Mitchell'ı satarak önemli bir maddi gelir elde edecek. 21 yaşındaki Tyrick Mitchell, bu sezon Crystal Palace formasıyla sahaya çıktığı 14 maçta gol ya da asist yapamadı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan İngiliz sol bek Crystal Palace'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Falcao sezon sonunda River Plate yolcusu. Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao'nun sezon sonunda eski takımı River Plate'e transfer olmak istediği iddia edildi.
Galatasaray'da şanssız sakatlık sorunları nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Radamel Falcao için Güney Amerika'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. ESPN F90'da açıklamalarda bulunan Christian Fabiani, Falcao'nun yaz aylarında River Plate'e transfer olmak istediğini iddia etti. İlk başta isim vermeden açıklamalarda bulunan Fabiani, "Bir gelişme var ki eğer geri dönerse bu yılın transferi olur. River Plate'te oynadı, milli takımda forma giymek istediği için gelmek istiyor. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor, karısı da Arjantinli. River Plate onun için çok önemli," ifadelerini kullandı. Programın son bölümünde ise Fabiani bahsettiği ismin Falcao olduğunu açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Falcao düzelecek ve gelecek. Ancak Falcao bize derse ki şu kulübü buldum transfer olmak istiyorum ki kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi. O zaman transferine izin veririz." ifadelerini kullanmıştı. Kaynak Fanatik. Mustafa Muhammed'den Fenerbahçe açıklaması. Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Yasin Fernandez, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru için imza töreni düzenledi. Basın toplantısının en flaş sözleri Mustafa Muhammed'den geldi. Mısırlı futbolcu transferine dair önemli bilgiler verirken şu ifadeleri kullandı. "Bana geçen sene Fenerbahçe'den teklif geldi. Ancak ben ikinci ailem olan Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaraylı olduğum için çok mutluyum." şeklinde açıklamada bulundu. Galatasaray Mustafa Muhammed ve Onyekuru'nun bonservisini alacak. Derbide Fenerbahçe'yi devirerek averajla liderliğe yükselen Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar'da Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru'nun bonservislerinin alınmasına karar verilirken Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk'a da bir yıllık yeni sözleşme önerilecek. Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed'i kiralayan Galatasaray, satın alma opsiyonuyla iki oyuncunun da bonservisini alma hakkına sahip. West Bromwich'e kiralanan Cagne sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak. İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon euro, küme düşerse 4 milyon euro Cagne'nin bonservisinden gelecek. Sabah'ın haberine göre Senegalli golcüden gelecek para Onyekuru'nun 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonuna kullanılacak. Mustafa Muhammed'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında finansal fair play anlaşması sona erecek ve Galatasaray'ın 4 milyon dolar olan bonservisi almasında engel bulunmuyor. Bu sezon 2 milyon dolar kiralama bedeli verilen Zamalek'e 4 milyon dolar daha ödenecek ve Mısırlı forvetin tapusu alınacak. 23 yaşındaki Onyekuru ve Mustafa Muhammed transferleriyle geleceğe yönelik önemli yatırımlarda bulunan Sarı Kırmızılılar takımı gençleştirmeye devam edecek. Kaynak Fanatik. Mustafa Muhammed'den Fenerbahçe açıklaması. Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Yasin Fernandez, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru için imza töreni düzenledi. Basın toplantısının en flaş sözleri Mustafa Muhammed'den geldi. Mısırlı futbolcu transferine dair önemli bilgiler verirken şu ifadeleri kullandı. "Bana geçen sene Fenerbahçe'den teklif geldi. Ancak ben ikinci ailem olan Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaraylı olduğum için çok mutluyum." şeklinde açıklamada bulundu. Galatasaray Mustafa Muhammed ve Onyekuru'nun bonservisini alacak. Derbide Fenerbahçe'yi devirerek averajla liderliğe yükselen Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar'da Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru'nun bonservislerinin alınmasına karar verilirken Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk'a da bir yıllık yeni sözleşme önerilecek. Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed'i kiralayan Galatasaray, satın alma opsiyonuyla iki oyuncunun da bonservisini alma hakkına sahip. West Bromwich'e kiralanan Cagne sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak.
İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon euro, küme düşerse 4 milyon euro Jagden'in bonservisinden gelecek. Sabah'ın haberine göre Senegalli golcüden gelecek para Onyekuru'nun 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonuna kullanılacak. Mustafa Muhammed'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında finansal fair play anlaşması sona erecek ve Galatasaray'ın 4 milyon dolar olan bonservisi almasında engel bulunmuyor. Bu sezon 2 milyon dolar kiralama bedeli verilen Zamalek'e 4 milyon dolar daha ödenecek ve Mısırlı forvetin tapusu alınacak. 23 yaşındaki Onyekuru ve Mustafa Muhammed transferleriyle geleceğe yönelik önemli yatırım